Evet, merhaba sevgili izleyiciler. Bizim Avukat'la bu hafta da sizlerleyiz. Yine Avukat Ertuğrul Cemcihan bugün de tabii ki bizlerle birlikte. Bugün de yine seçim ve seçim hukukunu konuşacağız. Geçen hafta da seçim sürecinden bahsetmiştik. Türkiye malum erken seçime doğru gidiyor ve hepimizin gündeminde seçim var. Dolayısıyla yine bu hafta da bu konuyu konuşacağız sevgili izleyiciler. Bizlere bizimavukat@halktv.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı buradan bizlere gönderebilirsiniz diyelim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi seçim ve siyasi partilerin gelişmeleri, hukuki boyutu sürekli değişiyor. Yani neler oluyor? Nedir bu kadar çabuk, bu hızlı tansiyonun yükselip inmesi, bu değişimlerin sebebi? Şimdi biz rutin bir seçim takvimi işlemiyoruz. Devlet Bahçeli'nin 18 Nisan günü erken seçim olsun konuşmasından sonra erken seçim, baskın seçim kararı alındı. Takvim zaten kısa. Evet. İkinci boyutu da şu. Bu seçimde farklı türden bir seçim yapıyoruz. Nasıl bir yapıyoruz? İttifaklarla bir seçim yapıyoruz ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıyoruz. İkisini bir arada yapıyoruz. Bu kadar kısa sürede bunlar olunca elbette ki çok hızlı gelişmeler ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi bugün işte Muharrem İnce'nin adaylığı. İşte kaç gündür Cumhuriyet Halk Partisi kim aday gösterecek, şu mu aday olacak, bu mu aday olacak, dışarıdan mı olacak, partili mi olacak, ekonomiden anlayan mı olacak? Birçok isim dolaştı. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisinin kendisine verdiği yetkiyle Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanlığı aday olarak gösterdi. Doğru bir hareket yaptı. Şu anlamda doğru bir hareket yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kendisinden bir aday olsun istiyordu. Muharrem İnce'nin de zaten hem Cumhuriyet Halk Partililiği hem politik kişiliği tartışılacak bir kişi değil. Ben de öğretmen çocuğu olarak yani bir öğretmenin Cumhurbaşkanı adayı olmasını bu anlamda sevindim. Zaten bugün de Kılıçdaroğlu öyle davet etti platforma kendisini. Önce bir öğretmen, sonra bir politikacı, yeni bir politikacı olarak dedi. Evet, bu süreçte biz 3 haftadır konuşuyoruz. Önce seçim günü oldu, seçim takvimi nasıl olacak, daha sonra İttifak nasıl olacak, aday çıkacak mı, Abdullah Gül'ün durumu. Evet. Ama şunu gördük ki biz bu süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bütün süreci yönetiyor. Tamamıyla inisiyatif kendilerinin. Öncelikle 15 milletvekili İYİ Parti'ye vererek İYİ Parti'nin seçime katılmasını sağladı. Burada iktidarı ve Cumhur İttifakı'nı boşa düşürdü. Demokrasinin işlemesini, daha çok katılımın önemli olmasını sağladı. Buna boşa düştüler. İkinci hamle olarak da ittifak konusu ortaya çıktı. Geniş bir işte sıfır baraj ittifakı, demokrasi ittifakı denilen ittifakı yaptı. Burada yine Cumhur İttifakı'nı boşa düşürdü. Çünkü biraz sonra anlatırım ittifakın faydaları nelerdir, temsili demokraside ne kadar anlam İttifak ifade ediyor. İttifak nedir, nasıl yapılır onu konuşalım. Yine Abdullah Gül'ü tartıştırarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu AKP'yi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ikiye böldü. Yani orada ciddi bir tartışma yarattı. Bunlara karşı hiç müdahale edilemedi. Yani Türkiye'de uzun bir süre sonra psikolojik üstünlük Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline geçti. Ve bütün süreci Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Ve şöyle dedi Sayın Kılıçdaroğlu en son. Kendi parti üyelerine gidin, diğer adaylara imza verin ki daha geniş katılımlı, daha geniş tabanlı bir seçim olsun. Herkes istediğine oy verebilsin ki demokrasi rayında işleyebilsin. Bunun araçlarını yaratmaya çalıştı. Buna karşı iktidar partisi bir takım hareketler yapamadı. Boşta kaldı. Neye yönelmek zorunda kaldı? İşte emekli ikramiyesi ya da Abdullah Gül'e genelkurmay başkanını göndermek gibi gayri hukuki, gayri meşru yollara tevessül etti. Bu anlamda bütün seçim dinamiklerini götüren erken seçim kararını Devlet Bahçeli almasını sağladı. Ondan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bütün seçim dinamiklerini götürüyor ve bütün inisiyatif kendi elinde. Umarım bundan sonraki süreçte de bu muhalefet iyi olacak. Ana muhalefet partisinin lideri bütün süreci götürür. Şimdi bir de ittifak var. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakı. Sizce bu ittifak sandığı nasıl etkileyecek? Şöyle bir durum var. İttifakla gerçekten ilk defa karşılaşıyoruz biz mevzuatımızda. İlk uygulamasını yapacağız. Ciddi zorluklar var ama sandığa yansımasında şöyle olumluluk var. Herkes temsil kabiliyetinde olacak. İkincisi de oyun boşa gitmesin diye başka partilere atmak zorunda kaldığınız oyu aslında kendi partinize verebileceksiniz.
İttifak yasası çıktığında Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi bir baraj sorunu aşmak, ikincisi bu ittifakla beraber esas itibariyle aldıkları oydan daha fazla milletvekili çıkmasını sağlamak amaçlamışlardı. Elbette ki şunu düşündüler, diğer muhalefet partileri bir araya gelemez, ittifak yapamazlar, biz fazla fazla milletvekili aldığımız oydan fazla çıkartırız dedi. Ama buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakı bir kere pusulada alanı daha genişletti. Evet. Yani pusuladaki büyük alan bu ittifakın olacak. İkincisi, gerçekten hani kendi silahıyla vuruldu denir ya, ittifakla beraber daha çok milletvekili alacağını hesap eden iktidar ve Milliyetçi Hareket Partisi daha geniş ittifak karşısında daha az milletvekili alacaklar. Saadet Partisi de örneğin meclise girecek. Evet. Milletvekilleri olacak mecliste. Belki bu mümkün olmayacaktı değil mi? Yani normal şartlar altında mümkün değildi. Çünkü insanlarımız şunu düşünüyor tabii ki, rasyonel düşünüyor. İnsan dediğimiz kişiler rasyonel düşünmek zorunda. Benim oyun boşa gideceğini, bana en yakın olan partiye oy vereyim. Saadet Partisi'ne de en yakın olan Adalet ve Kalkınma Partisi ideolojik zeminde. Ya da işte İyi Parti olası bir barajı geçirmeme durumunda ideolojik olarak en yakın olan parti Milliyetçi Hareket Partisi. Ona oy verelim diyebilirlerdi. Bunun önü bir kere kapandı. Yani herkes gönlüne göre oy verebilecek ve en az zayiatla bu oylar sayılacak. Çünkü öncelikle ittifak oyları sayılacak. Cumhur İttifakı ve Demokrasi İttifakı oyları ayrı ayrı sayılacak. Diyelim ki Cumhur İttifakı'na 100 oy çıktı, Demokrasi İttifakı'na 150 oy çıktı. Ona göre bir kere ittifaktaki partilere milletvekili bu anlamda verilmiş olacak. İkincisi, bu ittifakta aynı zamanda başka bir partinin üyesini de kendi listenizden aday gösterebiliyorsunuz. Yani işte açıkladı Adalet ve Kalkınma Partisi, Büyük Birlik Partisi üyeleri Adalet ve Kalkınma Partisi listesine girebilecek. Bunu da diğer partiler yapabilecek. Yani diyelim ki Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin lideri Alper Taş, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden meclise girebilecek. Ya da Saadet Partisi'ne üye olan bir kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclise girebilecek. Ya da 15 tane milletvekili vermişti ya İyi Parti'ye Cumhuriyet Halk Partisi. O arkadaşlarımız, o milletvekilleri kendi partilerinden, yani öz partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olabilecekler. Buna bir engel yok. Bu anlamda ittifak olumlu. Bu inisiyatif ne kadar geniş ittifak olursa toplumdaki mecliste temsil edilme oranı o kadar artacak. Ve fiili olarak aslında %10 barajı HDP haricinde bertaraf edilmiş vaziyette. Burada sıkıntı da, yani %10 barajını tek başına şu an itibariyle göstermek durumunda kalacak olan parti, büyük partiler açısından söyleyecek olursak HDP'dir. Onun dışında diğer partilerin böyle bir sorunu yok. Şimdi Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz bir açıklaması var. Ortalığı bir anda birbirine karıştırdı bu açıklama. 100 bin imzada diyor FETÖ araştırması yapılsın dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Böyle bir öneride bulundu. Bu önerinin bir hukuki dayanağı var mı? Yani bir hukukçu olarak bunu soralım size. Şimdi biliyorsunuz tutukluların da oy verme hakkı var. Yani bir kişi bir suçla isnat ediliyorsa, yani hüküm kesinleşene kadar kısıtlanamaz. Cezaevlerine de sandıklar konacak. Daha önce de konuyordu. Hangi davadan yargılanırsa yargılansın insan, hüküm kesinleşene kadar oy verme hakkı var. Yani seçme ve seçilme hakkı var. Aday da olabiliyor. İşte Selahattin Demirtaş, HDP'nin adayı olacak. Tutuklu bir milletvekili. Evet. Burada FETÖ soruşturmasına tabi olanlar aday gösteremez diye bir söylem, aynı zamanda hem seçmeni tehdittir, hem de seçme ve seçilme hakkına müdahaledir. Çok açık. Anayasal bir haktır seçme ve seçilme hakkı. Ve egemenliğin sağlanması açısından bir numaralı haktır. Çünkü egemenlik ancak seçme ve seçilme hakkıyla oluşabilecek bir şey. Bu hakkınız yoksa sizin devlet idaresinde en ufak bir söz hakkınız yoktur. FETÖ araştırması yapılsın demekle, diyelim ki A şahsının FETÖ soruşturması var, bu kişinin beraat edip etmeyeceğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü yargılama neticesinde bu kişi suçlu bulunursa zaten oy kullanma hakkı olmayacak. Ama siz kendiniz düzenlediğiniz bir mevzuatla, kanunla belirlenmiş herkesin seçme ve aday gösterme, aday teklif etme hakkını, bu FETÖ'cüdür, bu teklif edemez, bu falan davadan yargılanmaktadır, bu işte uyuşturucudan yargılanmaktadır, bu başka bir davadan yargılanmaktadır diyerek önünü kesmek ancak
anayasal bir suç işlemek demektir. Çünkü bırakırsınız herkes aday gösterir. Bundan çekinilecek bir durum yok. Kaldı ki 100 bin kişiyi aşacak bu. Bu listeleri yayınlayacak mısınız? Hayır. Bu listeleri yayınlayamazsınız. Elbette ki itiraz hakkı var. Partilerin, adayların bu usulüne uygun bir aday olma, usulüne uygun bir teklif midir vatandaş tarafından seçmen? Eğer bir itiraz olursa, kişi gerçekten kısıtlıysa ya da 18 yaşından küçükse seçmen yeterliliği yoksa o düşülür. YSK bunu Yüksek Seçim Kurulu inceler. Ama onun dışında FETÖ araştırması yapılacak demek ancak ve ancak anayasal suç işlemektir. Başka bir açıklaması yoktur. Hukuki bir dayanağı yoktur. Evet sevgili izleyiciler, biz biraz bugün politikaya girdik. Yine de hani seçim ve seçim süreci ve seçim hukukundan söz ediyoruz bizim avukatta bugün. Sorularınızı bize yine de gönderebilirsiniz. Merak ettiğiniz bir soru varsa seçim süreciyle alakalı olarak bizimavukat@halktv.com.tr'den bizlere ulaştırabilirsiniz. Tekrar edelim adresimizi. Şimdi ittifaktan bahsetmek istiyorum. Biraz daha açabiliriz. İttifak nasıl yapılır? Oy sayımı nasıl olacak ittifakta? Biraz bunlardan söz edelim. Tabii ki. Şimdi ittifakta siyasi partiler, seçime girmeye hayır siyasi partiler bir protokol hazırlayacaklar. İttifak protokolü. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi Yüksek Seçim Kurulu'na bu protokolü vermiş. Diğer partiler de ayın 6'sında bunu verecekler. 18 Mayıs'a kadar da bu ittifak protokolünden dönme imkanı var. Yani eğer partiler anlaşamazlarsa Yüksek Seçim Kurulu'na bildirip biz bu ittifaktan vazgeçiyoruz diyebilirler. Bu protokolü verdikten sonra partiler o pusulada yan yana başlığında da işte Cumhur İttifakı ya da Demokrasi İttifakı başlığı altında yan yana girecekler. Vatandaş, seçmen kendi tercih ettiği partiye mührü basabilecek. Yani bir Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ambleminin altına, bir İYİ Partili, İYİ Partisi'nin ambleminin altına oy basabilecek. Ortak alana da basabilecek. Yani daha evvel ittifak olmadan evvel ortak alana tam ortaya basıldığı zaman oylar geçersiz sayılıyordu pusulalar. Şimdi öyle olmayacak. Eğer ittifak alanı içerisinde bir oy verirseniz ortak alana bu ittifakın oyu olarak sayılacak. Yani İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisinin tam ortasına mührü basarsanız ya da ittifakın içine birden fazla mühür basarsanız o ittifaka bir oy sayılacak. Evet, umalım bu kafaları karıştırmasın. Bu biraz önemli. Evet, önemli. Evet, yani halkın bunu bilmesi gerekiyor. Yani ittifak alanı dışında oy vermedikleri sürece o ittifaka oy sayılır. Ama özellikle kendi partilerine sayılsın isteniyorsa o zaman direkt kendi partilerinin amblemin üzerine. Yani o alana oyu verecekler. İttifak oyları ayrı ayrı toplanacak. Yani Cumhur İttifakı'nda AK Parti'ye atıyorum 50 oy geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne 50 oy geldi. Ortak alana da 20 oy geldi. 120 oy Cumhur İttifakı olarak sayılacak. Yine diğer ittifak örneğini verecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 70 oy geldi, İyi Parti'ye 50 oy geldi, Saadet Partisi'ne 20 oy geldi, Demokrat Parti'ye 10 oy geldi. Bu da toplanacak, altına yazılacak. Yani Cumhur İttifakı'nın şu kadar oyu var, Demokrasi İttifakı'nın bu kadar oyu var. İşte burada ortak alandaki oylar partilerin aldıkları oy oranında dağıtılacak. Yani biraz önce verdiğimiz örnek sayacak olursak AK Parti'ye 50, Milliyetçi Hareket Partisi'ne 50 oy verilmiş, 20 ortada ise 10'ar oy bunlara verilmiş gibi hesaba katılacak. Diğerinde de Cumhuriyet Halk Partisi 70 oy aldıysa oran 7 oranı, öbüründe 5 oranı şeklinde aldıkları oy oranında partilere dağıtılacak. İşte burada hesaplama yapılırken, milletvekili dağılımı yapılırken öncelikle ittifaklardaki en yüksek oyda, yani don sisteminde, bizim seçimdeki oy sayma sistemimizde, milletvekili dağıtım sistemimizde, don sisteminde öncelikle en yüksek oy olan ittifaka bir milletvekili verecek. Daha sonra ikinci sırada hangi sayı varsa ona verecek. Sonra bu devam ederek önce ikiye, sonra üçe bölünerek milletvekili sayısı kadar bölüm yapılarak dağıtılacak yükseklere. Burada örnek verecek olursak, Ankara 1. bölge. 18 milletvekili vardı geçen dönem. Bu dönem 13 milletvekili var. 13 milletvekilinde Cumhur İttifakı'nın alacağı oy, Demokrasi İttifakı'nın alacağı oy ve HDP'nin alacağı oy ya da diğer partilerin alacağı oylar toplanacak. Buna göre önce 1'e bölünerek sonra 2'ye bölünerek dediğimiz zaman işte ittifaklara birer tane fazla milletvekili çıkarma imkanı olacak. Yani geçen seçim sonuçlarına bakacak olursak bu bölgede, yani Ankara 1. bölge örneğinde, İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifaktan kaynaklı 6 milletvekili,
AKP'nin, AK Parti'nin 5 milletvekili, diğer partilerin de birer milletvekili çıkarma gibi bir ihtimali söz konusu. Ben geçen seçim sonuçları açısından söylüyorum. Ama ittifak olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hesaba göre 6 değil 5 milletvekilinde kalma durumu söz konusu olurdu. Yine küçük vilayetler açısından, daha az milletvekili çıkaran vilayetler açısından söyleyecek olursak, örneğin Kastamonu, Düzce, benim memleketim olan Nevşehir gibi. Hı hı. Burada 3 milletvekili çıkarılan bir yerde AK Parti örneğin Nevşehir'de dominant bir haldeydi. Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Bunlar ittifak olarak bir oy alacak. Diğer ittifak partileri, Demokrasi ittifakı alacak. Burada %60 bir oy oranına tekabül ederse Cumhur İttifakı, oraya bir tane yazılacak. Mesela diğer ittifak %35'e tekabül ederse bir tane de oraya yazılacak. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şehirlerde en fazla oy alan, ittifakta en fazla oy alan parti olması nedeniyle bir tane milletvekili çıkarma şansı olacak. Daha önce 3-0 alınan yerlerde ya da iki tane AK Parti, bir tane MHP'nin aldığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç milletvekili çıkaramadı birçok yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili çıkarma imkanı olacak. Yine Kars, yine buna benzer bir örnek. Yani Elazığ galiba. Elazığ'da yine. Yani 3, 4, 5 milletvekili çıkarılan yerlerde milletvekili çıkaramayan, bu Demokrasi İttifakı'nda yer alan partilerin ittifaktan kaynaklı. Cumhuriyet Halk Partisi olabilir, İyi Parti olabilir ya da Saadet Partisi olabilir. Yani Konya'da Saadet Partisi ya da Urfa'da Saadet Partisi'nin bu noktada ittifaktan kaynaklı ekstradan bir milletvekili çıkarma şansı olabilir. O yüzden seçmenler açısından öncelikle kendi partilerine ama mutlaka ittifak içerisinde mühür basmaları gerekmektedir. Bu hesap, yani bu önceden kurgulanan, yine biraz önce bahsettiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gayretleriyle farklı bir boyuta ulaştı. Aslında güçlü olanı değil, beraber olanları bu seçim sonuçlarında avantajlı konuma geçirdi. Şimdi bu imzalarla ilgili yeni bir bilgi var elimizde. Onu izleyicilerimizle paylaşalım. Karamollaoğlu'nun şu ana kadar, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun şu ana kadar topladığı imza sayısı 25.023. Doğu Perinçek'in 10.346 imza sayısı var. Meral Akşener'in ise 88.000. imzası var topladığı şu ana kadar. Bununla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var sevgili izleyiciler. 100 bin imza için üyelere gidin, imza verin talimatını verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bu çok önemli. Yani benim de mesela ilk bu açıklamayı duyunca aklıma gelen şey bu soru oldu. Bir parti üyesi başka bir partili cumhurbaşkanı için, cumhurbaşkanı adayı için imza verebilir mi? Şimdi şunu söylemek gerekir öncelikle. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde kişiyi seçiyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce olsun diyoruz ya da Meral Akşener olsun diyoruz. Hı hı. Ya da Temel Karamollaoğlu olsun diyoruz. Hı hı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etmiyoruz. Burası önemli. Ya da Selahattin Demirtaş'ı seçiyoruz. Evet, evet. Halkların Demokrasi Partisi'ni seçmiyoruz. Kişiler aday oluyor Cumhurbaşkanlığına. Yani 100 bin imza için gerekli evrakları topladı Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener. Yani üniversite diplomalarını hazırladılar. İşte gerekli bedeli yatırdılar. Diğer evrakları, sabıka kaydı vesaire evrakları hazırlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdular. Dediler ki biz Cumhurbaşkanı adayız. Bu duyuruldu. Seçmenler de eğer bu kişilerden herhangi birisinin Cumhurbaşkanı olmasını istiyorsa bunu teklif amacıyla ilçe seçim kurullarına giderek ben Meral Akşener ya da Temel Karamollaoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyorum, destekliyorum o anlamda diyerek imza vererek, sisteme kaydederek Cumhurbaşkanı adayı belirliyor. Burada partilerin aday göstermesi söz konusu değil. Bizzat kişinin aday olması ve vatandaşın, seçmenin aday gösterme teklif etmesi söz konusu olduğu için bir parti üyesi başka bir partili olan kişiyi de Cumhurbaşkanlığının aday olarak gösterebilir. Burada hiçbir engel yok. Bu şunu gösterdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı. Bu seçimin iradesi bende, yönetimi bende. Yani adayı da ben belirlerim. Seçime girecek partileri de ben belirlerim. Hatta sonucu da ben belirlerim tavrı. O yüzden bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi özgüveni ve Cumhuriyet Halk Partileri olan güveninden kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Bu arada şunu da belirtelim. Az önce yanlış bir bilgi verdik. Daha doğrusu yayına girerken öyleydi. Yeni bir bilgi daha var sevgili izleyiciler. Meral Akşener 100 bin imzaya geçmiş. YSK önlerinde de şu anda uzun kuyruklar oluştuğuyla ilgili haberler var. YSK'dan alınan resmi sonuçlara göre Akşener daha ilk günden vatandaşların desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.
bu haberi de, bu bilgiyi de izleyicilerimize Mehtap paylaşalım. Benim ofisim Ankara'da seçim kurulunun olduğu caddede. Tabii çok yoğun bir trafik vardı ben buraya gelirken. Evet. Hem partiler standlar kurmuşlardı, alındı belgelerini topluyorlardı. Daha sonra 100.000'i aldık mı almadık mı diye ellerini sağlamlaştırmak için. Bir de vatandaş imza vermek için gidiyorduk. Tabii ki güvenlik amacıyla polis araçları vesaire şeyler de vardı. Bu ayın 9'una kadar devam edecek imza verme durumu. Bugün başladı. Hafta sonları da yine ilçe seçim kurulları açık olacak. Seçmenler gidip istedikleri yine Akşener'e de oy vermeye devam edebilirler değil mi? Yani 100.000'le tamamlandı demek orada bitecek anlamına gelmez. Bitecek. Buradaki temel gelmiyor. Tavırda anladığım kadarıyla Sayın Akşener'de gücünü göstermek. Zaten Meral Akşener'in bir mecliste bir grubu oldu. Evet. Yani imza toplamasına bile aslında gerek yoktu. Hatta bir izleyicimiz geçen haftadan bu soruyu sormuştu. Güzel bir soru. Onu yine Aykut Öztürk sormuş. Bugün de paylaşalım. İyi Parti'nin diyor mecliste grubu var diyor. Meral Akşener için neden 100.000 imza toplanıyor diyor. Burada birincisi Meral Akşener kendi özgücünü görmek istiyor. Evet. Bir propagandadır aynı zamanda kendisi açısından. İkincisi de elbette ki şahıslar aday oluyor, kişiler aday oluyor. Yani parti aday olmuyor, parti aday gösterebiliyor mecliste grubu bulunan bilen. Yani Cumhuriyet Halk Partisi parti olarak aday gösterdi. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi parti olarak aday gösterdi. Yine HDP parti olarak aday gösterdi. Bu kişisel tercihi amaçlı. Burada hiçbir engel yok. Şimdi izleyicilerimizden gelen sorularla devam edelim istiyorum. Bu arada Oğuzhan yurda gelen bir izleyicimiz defalarca aynı mesajı yollamış. Başka bir konuyla alakalı soru sorabilir miyim diyor. Hayır efendim soramazsınız. Bugün seçim süreci ve seçim hukukundan bahsediyoruz. Onu daha sonra biz cevaplarız kendisine. Daha sonra evet. Mail atarız. Avukatımız Ertuğrul Cemcihan sorunuz neyse cevap verir. Bizim avukat@halktv.com.tr bizlere buradan sorularınızı yöneltebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Ama seçim süreci ve seçim hukuku ile ilgili. Şimdi Aykut Öztürk sormuş. Onu az önce paylaştık. Bilge Kağan Ergün'ün bir sorusu var. Milletvekili seçilen bir üniversite öğrencisi okula devam edebilir mi diyor. Evet devam edebilir. Yani buna bir engel yok. Milletvekili olan bir kişi üniversite hayatına devam edebilir. Milletvekili olduktan sonra yapılamayan işler var. Yani onlar kanunda sıralanmış. İşte milletvekili avukatlık yapamaz. Ama öğrenciliğine devam eder. Siz bir avukatsınız mesela. Biz avukatız. Bizim meslektaşlarımız seçildikleri zaman milletvekilleri oldukları süre zarfında mesleklerine ara veriyorlar. Ondan sonra baro kayıtları devam ediyor. Ama kazanç amacıyla bunu yapamıyor. Hukuki açıdan da böyle değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani kazanç elde edecek bir meslek olarak devam edemiyorlar. Ama baro kayıtları devam edip avukat kimliğini kullanabiliyorlar. Öğrencilik buna engel bir durum değil. O yüzden genç arkadaşlarımızın aday başvurusu yapmalarında hiçbir engel yok. Bu eğitim süreci tabii sonuçta. Ki. Yani Avrupa'da da çok sayıda üniversite öğrencisi parlamentoda ya da yerel yönetimlerde yer alıyor. Eğer yaşı yeterli olmayan arkadaşlar, askeri erkek arkadaşlar aday olmak isterlerse, seçilirlerse de onların da askerlikleri o anlamda tecil oluyor. Yani milletvekili süreci zarfında, yaptıkları süre zarfında askere gitme durumunda değiller. Erteleniyor, tecil oluyor. Milletvekili süreci bittikten sonra askere gidebiliyorlar. O yüzden başvuru yapmalarında hiçbir engel yok istedikleri partiye ya da bağımsız olarak. Peki, Okan Ogan sormuş. Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimleri ayrı ayrı mı yapılacak diyor. Seçime ikinci tura kalırsa iki parti mi kalacak? İkinci turu anlatır mısınız diyor. Şimdi bu önemli. İki ayrı pusula olacak. Bir tane Cumhurbaşkanlığı için pusulamız olacak. Bir tane de milletvekilliği seçimleri için, genel seçimler için pusulamız olacak. Ayrı ayrı pusulaları işaretleyeceğiz, mühürle vuracağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının fotoğrafları ve altında isimleri yazılı olacak. İstediğimiz Cumhurbaşkanı adayına oy vereceğiz. Onu zarfa koyup atacağız. Daha sonra milletvekili seçimi için daha geniş olan bir pusulada istediğimiz, arzu ettiğimiz, gönlümüzdeki olan partiye mührü vuracağız ya da ittifaka mührü vuracağız. Onu da katlayıp atacağız. Milletvekili seçimleri 24 Haziran'da bitecek. Yani saat 5'te oy kullanma bitecek. Sayılacak, akşam sandıklar açılacak, sayılacak. Birleştirme tutanaklarıyla beraber hangi parti mecliste ne kadar milletvekiliyle temsil edilecek? Bu belirlenecek. Belirlenecek. 24 Haziran akşamı milletvekili seçimleri bitmiş olacak. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eğer bir aday, Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi %50 artı bir oy alamaz ise o zaman otomatikmen ikinci tura Cumhurbaşkanlığı seçimi kalacak. Yani
İkinci turda tek pusula kullanacağız. Sadece Cumhurbaşkanlığı için oy vereceğiz. Orada da pusula geniş olmayacak. Hı hı. Sadece iki aday olacak ikinci turda. O da 8 Temmuz'da yapılacak. Hı hı. Burada en çok oy almış aday ile ondan sonra oy almış diğer aday ikinci tura kalmış olacak. Eğer çekilmek isteyen bir aday olursa ertesi gün saat 17'ye kadar çekilecek. Üçüncü sıradaki aday ikinci turda oy kullanmak durumunda kalacak. Yani ikinci turda genel seçimler yok, partiler yok. Sadece hı hı. Cumhurbaşkanı adayları var. Eğer ki Cumhurbaşkanı adaylarından yine o ertesi günden sonra bir çekilme söz konusu olursa tek kişilik bir seçim olacak. O da referandum şeklinde olacak. Yani bu Cumhurbaşkanı adayını halkımızın %50 artı biri kabul ediyor mu, etmiyor mu? O yüzden Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili seçimini ayrı değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Ayrı zamanlarda olacak bir şey. O yüzden şunu da vatandaşlara uyarmak gerekiyor. Uyarıyorlar tabii ki televizyonunuz ve diğer televizyonlar basın. 8 Temmuz'u kadar en azından seçmen olarak vatandaşlık bilincine sahip olarak evet. beklemek bugün Kılıçdaroğlu gerekiyor. Da konuştu bununla ilgili. Yani bu çok önemli. Tam tatil dönemine denk evet. geliyor bir de. İşte deniz tatili vesaire okullar kapanıyor. Havalar da biraz... çok sıcak olur gitmekte. evet, Ağustos'a gitmekte fayda bırakılabilir var. Belki, ertelenebilir. Evet, doğru söylüyorsunuz, onu da belirtmek gerek. Şimdi bir de son olarak şunu da konuşalım. Son olarak hükümetin bir imar affı, vergi barışı adı altında kanunlar çıkarması durumu var. Vergi barışı, imar affı. Tabii bazı, daha doğrusu genel anlamda herkesi sevindiren bir gelişme oldu bu. Öğrenciler için de hatta var. Evet, öğrenci affı vesaire. Bayağı geniş bir paket. Ekonomik anlamda da boyutları var. Şimdi bu kanunların çıkarılmasının sebebi nedir? Yani bu tabii seçim öncesinde bunların ortaya çıkması aslında malum da. Yine şimdi, de bunu da konuşabiliriz. Rahmetli Turgut Özal şey demişti. Gençler pek hatırlamaz ama ben seçimden önce zam yapacak kadar enayi değilim demişti. Seçimden önce verilir, seçimden sonra alınır. Genel kural hı hı. budur, Türkiye'deki sağ siyasetin genel kuralı. İmar affı kabul edilebilecek bir şey esas itibariyle değil. Şehre ihanettir. Zaten son müdahaleyle bu tarihi yarımada, İstanbul'daki tarihi yarımada bu imar affının dışına çıkarıldı. Çünkü orada imar affı çıkarılması gerçekten ileride telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktı. Hı hı. O yüzden imar affının kabul edilmesi, böyle alacele seçimde oy alma kaygısıyla yapılması kabul edilebilecek bir şey değil. Şimdi öğrenci affı biraz daha farklı. Evet, çünkü farklı. Farklı sebeplerle, muhtelif sebeplerle öğrenciler okula devam etmemiş çok olabilir, var. Ders çalışamamış olabilir. Onlar yine döndükleri zaman sınavlarında başarılı olurlarsa hı hı. geçecekler. Ama bu imar affı böyle değil. Hı hı. Vergi barışı, vergi affı ya da vergilerin taksilendirilmesi işi biraz daha farklı çünkü orada ciddi bir evet. ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizde esnaf olsun, çalışanlar olsun ciddi zorluklar içerisinde. Bunun önlenmesi açısından Türkiye geleneği oluştu. Bu daha önce de referandumdan da önce yapıldı, seçimlerden de önce yapıldı. Yeni bir düzenleme yapılıyor para toplamak amaçlı. Bu kabul diyorsunuz. Edilebilir ama imar affının evet. kabul edilebilecek bir tarafı efendim, çevre hukuku açısından affedilebilecek bir şey değil, değil benim görüşüme göre. Evet, burada noktayı koyalım. Süremizin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bizim avukat bu haftalık sona erdi. Avukat Ertuğrul Cemcihan sorularınızı yanıtladı. Bizim sorularımızı yanıtladı. Seçimden bahsettik. Bizden sonra ana haber var efendim. Mutlu günler.